Merhabalar. Uzun bir ara oldu. Arküda hakkında video çekemedim. Kusura bakmayın. Kendi tezim oyaladı biraz beni bu süreçte. Bu nedenle biraz gecikme oldu. Bu derste Arküda'da proje oluşturmayı göreceğiz. Şimdi ara açıyorum. Ara açtıktan sonra Arküda'yı çalıştırmak için gerekli olan kodumuzu yazıyoruz. Enter'a basıyorum. Arküda açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi yeni proje oluşturmak için New Project düğmesine tıklıyorum. Projemizin ismini yazalım. Daha sonra kaydedeceğimiz yeri buradan veya buradan seçebilirsiniz. Masaüstüne kaydedelim. Tamam dedim. Projemiz oluştu. Gördüğünüz gibi bu kısımda projenin konumu ve adı proje.arküda diye oluştu ve bunu burada gösterdi. Bunun yanı sıra buradaki düğmeler de aktifleşti. Az önce griydi. Basılmıyordu yani kullanılmıyordu. Projemizi oluşturduktan sonra buradan belge veya kodlarımızı ekleyebiliriz. Çalışmamıza başlayabiliriz. Çalışmamızı bitirdikten sonra Close Project tuşuna tıklayacağız ve kapatacağız projeyi kaydetmesi için. Mesela şimdi çalışmış olalım. Projemizi kapatacağız. Buna bastım. Gördüğünüz gibi burada açık proje olmadığını yazdı ve bu düğmeler de kapanmış oldu. Bu şekilde programı daha sonra kapatabilirsiniz çalışmanız bittikten sonra. Şimdi az önce oluşturduğumuz projeyi tekrar açalım. Bunun için Open Project diyorum. Masaüstüne gelelim. Burada projemiz yer almakta. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi tekrar açık olan projenin ismi burada yer alıyor ve bu düğmeler aktif hale geldi. Çalışmanıza devam edebilirsiniz buradan sonra. Ayrıca burada Backup Project diye bir tuş var. Bu da projenizin kayıtlı olduğu dosyaya projeyi yedekliyor. Yani buna bastığımızda masaüstünde yedek bir proje oluşacak. Bu projenin yedeği oluşacak. Ben çünkü masaüstüne kaydetmiştim projeyi. Bunun yanı sıra burada Save Project As tuşu var. Bu da projenizi farklı bir yere kaydetmenizi sağlıyor. Böylece bu dersin sonuna geldik. Projemizi kapatabiliriz. Bir sonraki derste de projemize belge eklemeyi göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Thank you.